Sanki sadece kendin rahatlığını, kendi o egosunu zaman, tatmin etmek tamam. için. Tanımadığınız biriyle date'e çıkmak ister misiniz? Biraz zor bir iş. Yani nasıl güvenebilirim ki? Ama şöyle bir seçeneğimiz olacak. Karşı tarafta iki erkek olacak. Biraz zor seçim olur. Evet. Olabilir aslında ya. Çağdaş bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Tanımadığınız biriyle date'e çıkmak ister misiniz? Olur abi, deneyelim. Tamam. Peki kendine güveniyor musun? Tabii ki. Evet, alacağını düşünüyor musun? Abi güvenim. Karar verdim hangisini olacağını. Kesinlikle. Neden reddettin? Sanki sadece kendine, kendin rahatlığını, kendi o egosunu zaman, tatmin tamam. etmek için biriyle görüşüyor sanki. O zaman sanki. Hazırsan yok, kriteri açık şekilde adayımızı çağırıyoruz. Olur. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Ay, çekmeyin, çekmeyin. Çekmeyin. Tamam, peki. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Efendim? Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Hayır, tabii ki de. Peki, neden hayır? Yani çıkmam yani. Peki, teşekkür ederim. Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Eyvallah. Eyvallah. Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Hoş geldiniz, buyurun. Buyur baba, gel ablana kebap ye. Merhabalar, tanımadığın biriyle date çıkmak ister misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, tanımadınız. Hatırladın mı lan beni? Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Pardon. Kaç tane fail oldu? 4-5 tane oldu. Abi, tanımadığın biriyle date çıkmak ister misin? Vallahi abi, sen bilirsin yani. Tanımadığın biriyle bir çıkmak ister misin? Çok güzel bir kız. Yok. Vallahi niye ya? Çıkmak istemiyorum. Sevgilin mi var abi? Yok. Vallahi. Peki abi, teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Aslında o biraz zor bir iş ama yani nasıl güvenebilirim ki artık bu devirde? Ya şöyle bir konseptimiz var. Sen tanımadığın bir erkekle oturup çay kahve içeceksiniz. Sen ona sorular soracaksın, o da sana sorular soracak. Kafanız uyuşursa bir sonraki günlerde artık beraber gezersiniz. Tabii eğer elektrik alabilirsem karşı taraftan, karşı tarafta benden elektrik alabiliyorsa tabii ki olabilir. Kesinlikle, ama şöyle bir seçeneğimiz olacak. Karşı tarafta iki erkek olacak. Evet. Biraz zor seçim olur. Evet, zor seçim olacağını bildiğim için ona göre sorular ayarladım. Sen ayrı ayrı kişilere soru soracaksın. Sana 10 tane soru sordum. Yani sen ayrı ayrı ikisine soru soracaksın. Hangisi sana uyumlu olursa seçeceksin. Ondan sonra ister kahve içersin, istersen ne bileyim sinemaya gidersin, istersen vapurla gezersin, sana kalmış bir şey. Olabilir, denelim. Peki, tanışmak istediğin kişi nasıl olmalı? Nasıl olmasını isterdin? Karakter benim için çok önemli. Evet. Benim yani önceliğim karakter tabii ki de. Birazdan sokaktan erkekleri çevireceğim. Sana iki erkek ayıracağım. Bunlardan birisini beğenirsen date'e çıkmak istersin. Çok. Hazırsan kafeye gidelim. Enteresan, gidelim. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Bilmiyorum ki dostum ya. Şimdi böyle bir soru ilk defa denk geldi. Abi, şöyle bir yeni konseptimiz var. Tanımadığın bir kızla kahve çay içeceksin bir masada. Eğer ki birbirinize kafaları da uyuşursa bir gün boyunca işte date çıkacaksınız. Artık birbirinizi gerçekten beğenirseniz bir sonraki günlerde artık takılırsınız. Olabilir aslında ya. Çağdaş bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Olabilir yani, ama kız arkadaşı görmem lazım. Şimdi şöyle şey yapmayayım yani, bir anda olur demeyeyim. Çok haklısın ama bizim içeriğimizin de tam hassas noktası kız sürpriz oluyor. Göremeden işte masada oturacaksın. Ama şöyle bir şey olacak. Masada oturduğun zaman gözlerin kapalı olacak. Kız sana soru soracak. O soruları doğru şekilde bilirsen gözlerini açılıp ondan sonra kızla sohbet edeceksiniz. Sen de kızı beğenirsen bir sonraki günlerde artık beraber takılacaksınız. Olur kanka, ama beğenmezsem de söylerim bu arada. Kesinlikle, burada sadece masada beğenip beğenmeyeceğin bir konsepte devam ediyorum. Beğenmesen de açık bir şekilde söyleyeceksin. Maalesef, kusura bakmayın, beğenmedim size. Yani. Olur kanka, yapalım. Peki abi, kendine güveniyor musun? Kızın seni beğenecek şekilde. Sen kız olsan yani şu fiziğe falan bakmaz mısın? Yani abi, yakışıklısın, vücutsun, ama bazı kızlar da hani ne bileyim pek de vücudu beğenmiyor yani, kaslı erkekler. Beğeneceğine adım kadar eminim. O kadar güveniyorsun kendine. O kadar. Hazırsan o zaman abi, kızın yanına gidelim. Ready go kanka, başlayalım. Gel kanki. Abi, beton gibi duruyorsun abi ya. Eyvallah kanka. Gel.
Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Nasıl oluyor abi o? Şu an biz alınmış olduğumuz kız kafede bizi bekliyor. Eğer okeyse onun yanına gideceğiz. Abi bir kızı görmem lazım ama ya. Ama şu bu içeriğin de sırrı kız sürpriz. Onun yanına gittiğin zaman gözlerin kapalı olacak. Kız sana soru soracak ama kızı hiçbir şekilde göremeyeceksin. Sorulara doğru bir şekilde cevap verirsen kızla artık yüz yüze görüşüp işte tanışacaksınız. Olur abi, deneyelim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Peki kendine güveniyor musun? Tabii ki. Yani az önce bulduğumuz bir arkadaş da kalsıydı. Bu aralar bir gün herkes kalsı geziyor bu arada. Büyük ihtimal beni beğenir ama ya. Harbi mi? Bence beğenir. Kendine güveniyorsun o zaman. Çok. O zaman gel. Abi şimdi kafeye geldik. Burada oturacaksın. Gözlerini kapatacağım. Gözlerini kapattığın zaman kız gelecek. Merhaba merhaba, nasılsın falan filan. Kız sana bir 10 tane soru soracak. Senin gibi bir arkadaş daha ayarladık. Hanginizi beğenirsen ona date çıkacak. Tamam, burayı yapalım. Okey misin? Okeyim. Gel abi. Abi var ya, biraz avantajlı. Burayı ayarlayabilir. Keşke daha lüks ayarlayabilseydik, ağlamadık. Sen burada dur abi. Şimdi gözlerini kapatıyorum. Bayan arkadaş gelecek. Okey ise tamam, devamı olur, gelecek. Olur, bro, bağla. Abi sana güveniyorum kızım. Şimdi gelin sizin için vücut desen var, yakışıklık desen var, boy desen var. Bakacağız. Avantajın var. Abi şu an görmüyorsun değil mi önüne? Yok kanka, görmüyorum. Şimdi bayan arkadaşı çağırıyoruz. Tanıştığınız kişi bu. Aa, merhaba Laşın. Merhaba. Merhaba, görmüyorum ama. Oturabilirsin. Şu an sizi baş başa bırakıyorum. Bayan arkadaş dediğim gibi sana 10 tane soru soracak. Tamamdır. Bildikten sonra artık date devam edecek. Evet. Sizi baş başa bırakıyorum. Tamam. Nasılsın? Şu an iyiyim. Gözlerim kapalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Peki İyi. Sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Ha. Sen? Ben 20 yaşındayım. 20. Evet. İyi. Peki nerelisin? Ben Rizeliyim. Nereli? Rize. Rize. Karadeniz. Güzel. Sen? Ben karışık. İranlı, Türk. Anne baba hangisi? Benim annem İranlı, benim babam Türk. Peki ben yabancıyım, senin için bir sıkıntı olur mu? Yok, hiçbir problem olmaz, ne olsun ki? Peki ben seni daha iyi tanımak için senden 10 tane soru soracağım. Tamam, olur, sorabilirsin. Sence ilk görüşmede erkek mi hesabı ödemeli, kadın mı? Benim yapım gereği ben kadını ödetmem ya hesabı, ben kendim öderim. Bu hoşuma gitti. Teşekkürler. Artı bir. Senden şimdi bir soru soracağım. Tabii, dinliyorum. İlk görüşmede mesela diyelim ki kızla görüştü, buluştunuz, ilk buluşmadasınız. Hı-hı. Sen kıza evini götürecek misin? Ya ilk buluşmada götürmem ya. O kadar da değil yani. Çok iyi. Bak. Daha ilgimi çekmeye başladın. Artı 2 o zaman. Haneye yazasın. Evet. Başka soruya geçelim. Tamam. 5 sene sonra kendini nerelerde görüyorsun? Antalya'da böyle sahilde. Veya Antalya'da görüyorum kendimi, öyle söyleyeyim. Bir spor hocalığı falan olabilir. Nasıl yani? Eğlenceyi mi düşünüyorsun yani sadece? Ya, eğlence değil. Ben spor yapıyorum. Ya ben sporu çok seviyorum. O yüzden spor benim böyle hayatımın bir parçası diyeyim sana. Ha, güzel yani. Aynen. Bu yaşta kendine iyi bakıyorsun, spor ilgileniyorsun. Yani. Aa, bu güzel bir şey. Biz seninle ciddi bir ilişki yaşarsak senin evet. Ailenin tepkisi ne oluyor bu konuda acaba? Ailemin tepkisi yani böyle dış görünüşe bakarlar ama kişiliğin güzelse problem olacağını sanmıyorum ben. Çünkü çağdaş bir ülkede yaşıyoruz artık. Evet, mantıklı. Yani. Benim için biraz tamam. Önemli. Ben eğlenceyi evet. Seven bir insanım çünkü. Peki ben seninle sevgiliyiz diyelim. Tamam. Ve benim kız arkadaşım beni dışarı çağıracak. Evet. Ve yani arkadaş ortamında birkaç tane de normal erkek arkadaşlarımız var. Evet. Peki sen bunu müsaade verecek misin? Ben şöyle söyleyeyim, buna müsaade vermem. Çünkü maskülen bir erkeğim. Benim olan kadının yani böyle bir gidip de mekanda erkekle konuşmasına, takılmasına izin veremem. Bu konuda netim yani, çok ve ciddiyim. Bir de hoşuma gitti. Sen benimle ne yapacaksın? Sevgili olduktan sonra mı? Evet. Ben mesela sosyal olmayı, gezmeyi falan böyle il il gezmeyi seven bir insanım. Seninle Antalya'ya gidebiliriz veya Muğla, Fethiye'ye gidebiliriz mesela. Oralarda spor yaparız, plajda el ele tutuşup yürüyebiliriz. Beraber. Çok da dikkat çekeriz bu arada. Bütün aktiviteleri beraber yapacağız yani. Yani bütün aktiviteleri beraber yaparız. Sonuçta sevgiliyiz yani. Bu benim hoşuma gitti. Böyle de olması gerekiyor zaten. Hı. Şimdi son soruyu soracağım sana. Sor, dinliyorum. Senin en büyük hayalin ne? En büyük hayalim yine benim spor olur. Sporda böyle çok meşhur olan insanlarla beraber olmak veya onlarla arkadaş olmak veya onların katıldığı yarışmalarda birinci olmak, en büyük hayalim bu benim. Hedefim bu. Güzel. Peki ben senden bir şey isteyebilir miyim? Sen
O kadar soru sordun. Elini tutma şansın var mı? Elektrik almak için mi? Enerji uyumuna ben takılan bir insanım. Enerji uyumu olacak mı? O benim için de önemli aslında. O zaman elini tutmak istiyorum. Nasıl hissediyorsun? Bir elektrik aldım. Yani bu iş olabilir bence. Abi hazırsan gözlerini açıyoruz. Olur, bekliyorum. Kızı görmek ister misin abi? Çok. Açtık abi. Kimse yok burada. Abi şimdi bir sonraki adayı da beğenip beğenmeyeceği karar verecek, ondan sonra sana gelecek. Hmm. Kimi beğenirse onunla date'e çıkacak. Bakalım diğer rakibim zorlu mu? Yani bana söylerse sen biraz daha avantajlısın abi. O zaman bekleyelim. O zaman bir 5-10 dakika bekleyelim. Gel abi. Abi burada oturacaksın. Arkadaş gelecek. Tamam. Gözlerin kapalı olacak. Ondan sonra sana 10 tane soru soracak. Tabii. Ondan sonra da uyumlu olursanız date'e çıkacaksın. Tamamdır. Kızı tavlayacağını düşünüyor musun? Abi güveniyorum kendime ya. Tavlarım. İyi bakalım. Ama bir önceki rakibim biraz daha zordu sanki. Deneyen en azından. Şampanya çakalı en azından havası olsun biraz. Hazırsan kızı çağırıyorum. Tabii abi, buyur. Bayan arkadaş da geliyor. Diğer adayımız da bu. Merhaba. Sizi görmüyorum bu ara. Siz karşına oturun. Her şeyden önce nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Peki sen nerelisin? Giresun. Aa güzel. Sen nerelisin? Hava nerede oluyor? Biraz doğuya yakın. Aa güzel. Zaten gözlerini görmüyorum ama öyle bir tipim var. kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 20 yaşındayım. Ama biraz daha olgun bir erkek seviyorum. Yani beyinsel olarak daha düşünceli, daha yetişkin. Peki sen öyle bir karaktere sahip misin? Ben olgunum, evet. Ben olgun olduğumu düşünüyorum. Ben senden 10 tane soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Birinci soru. İlk buluşmada sabe kadın mı ödemeli, erkek mi? Bence kadın ödemeli ya. Neden a? Ya. İkinci soruya geçiyoruz. Şu anda mesela biz tanıştık ve sen hemen beni evine çağıracak mısın? Evime? Evet. Yani beğenirsen neden olmasın? Beğenirsen neden olmasın değil mi? Evet. Üçüncü soruya geçelim. Tabii. En büyük hayalin ne? Benim hiç hayalim yok ya. Nasıl yani? Ben zaten hayallerimi yaşıyorum. Bir erkeğin nasıl bir hayali olamaz? Ya çünkü ben her şeye sahibim. Benim bir hayalim yok çünkü. Okey. Bir sonraki soruya geçeceğim. Ben yabancıyım ve senin ailen bunu bildikten sonra sorun çıkartmazlar değil mi? Yani karşı çıkmazlar. Benim ailem yabancısın. Yani evet. Tam göremedim sana ama bence benim ailem karşı çıkar buna ya. Çünkü yabancılara pek sevmiyorlar benim ailem. Okey. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Hazırsan gözlerini açıyoruz. Tabii. Kendini nasıl hissediyorsun? Uyumluyuz gibi bence. Tamam, o zaman açıyoruz. Açıyoruz, açtık. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Güzel. Memnun oldum. Uzun mu sence? Bence olmadı. Neden? Yani benim standartlarıma uymadın. Yani sorduğum sorulara güzel cevaplar almadım yani. Kusura bakma yani. Ben uygun değil miyiz oğlum? Maalesef bu. Tamam, sorun değil zaten. Sen kaybedersin. Şimdi karar verdim hangisinin olacağını. Kesinlikle birinci. Neden birincisini, neden ikincisi reddettin? Çünkü birinci tabii ki kendinden başka karşı tarafı da düşünüyordu. Öyle anladım ben, öyle gözüküyor. Ama ikincisi sanki sadece kendine, kendin rahatlığına, kendi o egosunu zaman, tatmin tamam. etmek için biriyle görüşüyor sanki. O zaman hazırsanız gözleri açık şekilde adayımızı çağırıyoruz. Olur. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım tabii ki de. Tamam o zaman. Kız seni beğendi, ne düşünüyorsun? Ya kanka bu sonucu biliyordum. Sana öyle bir şeyler söyledi var ya. Allah Allah. Harbiden. Bir de kendisinden duyalım. Tabii ki de, hazırsan gel. Merhaba. Merhaba. Konuştuğum kişiden misin? Evet. Çok güzelsin bu arada. Teşekkür ederim. Memnun Sen oldum. De çok iyi bir insansın. Teşekkürler. Oturalım, konuşalım. Tabii ki. Burcu ne? Güzel bir soru. Ben de senden soracaktım aslında. Tamam. Ben teraziyim. Sen? Ben yay. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok böyle sempatiksin, cana yakınsın.
Evet, ciddi öyleyim. Ciddi bu arada. Herhalde terazi burcu olduğumdandır bu. Olabilir. Senin de enerjin çok güzel. Ya genelde bütün diyorlar ya. Yay burçların enerjileri güzel oluyor. Ya dışarıdan böyle bakılınca şey egolu birine benziyorum ama tanıdığın zaman öyle değilim. Ya ego sıfır bende. Aslında yay burcunun özelliği biliyor musun? Güçlü bir karakteriniz de var. Anladım. Güzel. Ve yay ve terazi çok iyi anlaşıyor biliyor musun? Allah Allah. Evet. Doğrudur. Bir şey içer misin bu arada? Sormayı unuttum. Aa, tabii ki de. Hava çok sıcak yani. Tamam, şurada sipariş verelim o zaman. Bakar mısın? İki tane ne içersin? Aa, portakalsı olur. İki tane frozen alabilir miyiz? hobilerin nelerdir? Ne yapmayı hoşlanırsın? Ne yapmayı seversin mesela? Mesela müzik dinlemeye, kitap okumaya, arkadaşla buluşmaya, dans etmeye. Güzel, güzel. Senin hobilerin ne? Gördüğün gibi spor yani. Benim hayatımda birinci sırada tuttuğum şey sağlam spor. Sağlam yaşıyorsun yani. Sağlıklı, evet. Dış görünüşe ben böyle kendime bakmayı severim ya. O konuda biraz şeyim böyle. Kendime böyle bakmayı seviyorum. Bakımlı. Aynen. Benim. Aynen. Peki buradan sonra bir yere gitmeyi düşünüyor musun? Ya aslında ben eve gidecektim direkt. İşlerim vardı ama seni gördükten sonra fikrim değişti. O yüzden bir yemek yiyebiliriz mesela. Güzel. Yemek yeriz. Ondan sonra da belki beraber sinemaya gideriz. Ne dersin? Olur, sinema. Severim bu arada sinemaya. Gideriz, gezeriz seninle. Güzel olur. Yani ben seni çok beğendim şahsen. Karşılıklıdır. Teşekkür ederim. Spor yapmaktan hoşlanır mısın mesela? Evet, hatta kaç seferde gittim spor salona. Ama maalesef böyle samimi bir arkadaşım olmadığı için motivasyonumu kaybettim ve artık devamını getirmedim. Anladım. Gitmedim artık. Peki ben de spor yapmak ister miydin beraber? Aa, güzel olur aslında. Neden olmasın? Pilates falan mı yapıyorsun? Öyle bir atletik fiziğin var. Yoga çalışıyorum. Ama ben de sporcu sayılırım bir türlü. Yani senle ben spor yapmak isterdim şahsen. Salonda bütün gözler üstümüzde olurdu bu arada. Aa, öyle mi diyorsun? Evet, evet. O zaman deneriz. Bana uyar. Benim spor salonuna girebiliriz mesela. Hmm. Yemekten sonra spor yapmak ister misin benimle? Aslında olur. Benim zamanım var ama ben daha önce sporu yapmadığım için mesela bazı harekatları bilemiyorum. Ben sana hocalık yapabilirim ya. O konuda rahat olabilirsin. Bu arada içeceklerimiz de geliyor. Ha, güzel. Biraz serinleyelim değil mi? Sıcak evet. Oldu. Evet. Afiyet olsun. Çok naziksin. Rica ederim. Spor konusunda yardımcı olabilirim sana. Güzel. Başlarız o zaman sporu. Yapalım. Bence haftaya başlayalım. Haftaya? Olur, evet. Olur. Haftaya da başlarız. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz? Bence gayet olumlu ve bayağı birbirimizi... Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten abartmıyorum. Boya olarak da, fiziksel olarak da birbirimize o kadar çok yakıştınız ki. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten dediğin gibi o güveni verdin ya. Ben tavlarım, beni beğeneceğini söyledin ya. Çok güvenli konuştun. Ya Kardo, kendime güveniyordum bu arada. Kadıköy geldiğimde tektim. İyi ki de seninle tanışmışım. Şu an artık tek değilim. Şimdi çift gidiyorsun. Tamam o zaman sizi baş başa bırakıyorum. Şu an ne yapacaksınız? Kardo, şu an Moda sahile gideceğiz. Orada biraz yürüyüş yaparız. İstersen yemeğe çıkartabilirim ya da ne bileyim bir sinema götür. Her şey benden yani, sıkıntı yok. Biz onu kendimiz ayarlarız bro. Sen ya, zaten var ya, benle şey yaptınız. O zaman sizi baş başa bırakıyorum. Güle güle. Bro, teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir çifti daha birleştirdik. Artık sıra bize mi gelir, sıra başkasına mı gelir? Bu serinin devamını istiyorsanız beğenin, abone olun. Bu serinin devamı gelsin. Kapat.